Çekirdek Mikrofon kanalımızın değerli takipçileri, bugün farklı bir projeyle karşınızdayız. Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'ndeyiz. Öğrencilerimizle birlikte Engeller Derneği'ni ziyaret edip engellilerin yaşadığı sıkıntıları birebir yakından takip edeceğiz. Bakalım neler göreceğiz. Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'ne geldik ve buradaki projede yer alan öğrencilerimizi alıp Bedensel Engeller Derneği'ne gideceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi Tiverek Engeller Derneği'ndeyiz. Başkanımız burada, engelli arkadaşlarımız burada ve farkındalık oluşturacak olan öğrencilerimiz burada. Onları tekerlekli sandalyeye oturttuk. Şimdi merkeze ineceğiz. İş yerlerinin olduğu kaldırımlarda yürüyeceğiz. İş yerlerine girmeye çalışacağız. Bakalım engellilerin yaşadığı başlıca zorluklar neler, hep beraber izleyeceğiz. Teşekkür ederiz yardımlarınız için. Aşağı mı yukarı mı? Yukarı taraf. Teşekkürler, teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyiz? Hakan Kılıç. Muhammed Tatlı. Muhammed, yaya yolunda, yani yaya geçidinde iki tane engelli kız arkadaşımızı gördünüz ve tereddüt etmeden yardım ettiniz. Evet. Nasıl yani, anlatır mısın biraz o anı? Yani yardım etmek mecburiyetindeydik. Yani Allah gelsin yardımcısı olsun. Şimdi bu arkadaşlarımız aslında engelli değil. Tamam mı? Onlar da sizin gibi öğrenci. Evet. Onlar engellilerin zorluklarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için böyle bir pozisyona girdiler. Evet. Ve duyarlı hareketinizden, davranışınızdan dolayı biz sizi tebrik ediyoruz. Bir de sizi tebrik. Kendinizi çekerek mikrofonda izleyin. Geçirecek. Bir yerli bir vatandaş. Nasıl geçeceğiz? Ya böyle nasıl? Son mahkemeye boş duruyoruz. Burada yıkamadığımız gibi de. Evet amca. Teşekkür ederiz.
yardımlarınız için. Tamam. Teşekkür ederiz amca. Sadece 15 dakika biz o hale geldik. Üstelik arkamızda birileri sürekli, bir arkadaşımız bize yardım ediyordu ya da etraftan iki insanlar bize yardım etmeye çalışıyordu. Ama biz o 15 dakikada çok büyük sorumluluklar yaşadık. Ben 15 dakikada kendimi onların yerine koyduğumda hayatım boyunca bir o halde olduğumu düşünce çok kötü oldum. O an öyle büyük bir ağlama hissiyle doldum ki ne yapacağımı şaşırdım. Bir rampa vardı ama ben tek başıma bile gidemiyordum o rampadan. Birinin yardım etmesi lazımdı. Kaldırımdan karşıya geçerken bile tedirgin oldum. Arabalar kapatmıştı, aşağı inerken arabalar çarpacak korkusu vardı. İşte ya da ben arabalar çarpıp çizeceğim, işte herhangi bir zarar vereceğim. İşte arabalar dururken bile işte bazıları beklemeden geçti, bazıları durdu. Ama çok zordu ya, biz sadece 15 dakika o haldeydik. Bir de ömür boyu o halde olduğumuzu düşünsek mahvolurdu. Şimdi Bahar, Eylem sen çok uzak kaldın. Şimdi projeye başlarken, tamam mı? Evet. Çok basit başladık aslında, çok küçük başladık. Evet. Ve geldiğimiz boyuta ne tahmin diyeceksin? Geldiğimiz boyutu ben tahmin edemiyordum. Ama şu an şöyle bir şey hissettim ben. Ben bir engelli değildim. Öyle bir role girmedim. Ama bir engelli yakınıydım. Bu bile çok zor bir durumdu. Onu taşımak, ben onu 15 dakika sürdüm. Ama bir ömür taşıyacak insanları ben düşünemiyorum gerçekten. Gerçekten nasıl yapıyorlar bunu? Allah onlara gerçekten sabır versin ve her zaman bilincimizi geliştirelim. Onlar farklı kılan şeyler, onlara özel kılan şeyler. Onlara yardım edelim. Onları görüp geçmeyelim. Bir saygıyla, sevgiyle onları gördüğümüz anla onlara öncelik verelim. Bu zor bir şey değil. Fidan, ilk başta üst geçitin kırıklarıyla başladık. Sonra ne yaptık? Kaldırımlara, yollara baktık. Aynen. Derneğe gittik, zorluklarını anlattılar. Aynen. Bugün geldiğimiz nokta, ben de tahmin edemiyordum bu kadar hani yapacağım şeyleri. Ben bugün hani bir engelli rolü oynadım. Gerçekten çok zordu. Kaldırımları aşamadın, kafeye giremedin. Aynen, gerçekten hani sürmeye doğru bilmiyordum. Onlar nasıl yapıyor bilemiyorum. Gerçekten hani nasıl diyeyim, kendimi biraz kötü hissettim. Onlar bir ömür yapıyor, ben 15 dakikalık yaptım, ben çok zorlandım. Onlar hani bir ömür boyu böyle sürecek bilemiyorum artık. Ha, unutmayalım, biz de birer engelli adayız. Yani ona göre saygı duyalım insanlara. Gerekirse gördüğümüz yerde yardım edelim. Yani. Bugün hani projeye ilk başladığınız zaman yürüyüş yolları, üst geçit, yani yüzeysel bir şeydi. Şimdi bugün biraz daha geliştirdik ve sen görme engelli bir vatandaşın yerine girdin. Aynen. Yürürken, yaşarken ne hissettin o anı, böyle hissettiklerini almak istiyorum. Ya ben öncelikle şunu söyleyeyim. Ben elime o bastonu alırken bile gerçekten hani ben nasıl yapacağım? Nasıl olacak? Yani hani nasıl da hani onların yerine geçeceğim diye düşünürken bir an kendimi zaten o elimde baston ve onlar gibi davranmaya başladım. Bu da gerçekten beni hani çok zorladı. Ben hani bir iki dakika, o dakikalığına da olsa yani hani onların yerine geçmeye çalıştım ama ki onların zerresi kadar hani yerine geçemedim. Çünkü her gözümü kapattığımda önüme bir engel çıkacak ve ben çarpıp yere düşeceğim. Ya da bir araba çıkacak ve bana çarpacak diye korkusundan direkt gözlerimi açıyordum. Gerçekten ben onların hani yerine asla geçemeyeceğimizi çok iyi anladım bugün. Diyordum evet, rolünü yaparız, ne olacak sanki hani bir yani herkesin de düşündüğü gibi. Yani görme engelli biri yani çok da fazla zorlanmaz diyor. Ne kadar zorluk içinde olduklarını gördüm. Ve vatandaşlarımızdan da bunlara hani göz ardı etmemelerini temenni ediyorum. İnşallah engellilere, engelli vatandaşlarımıza karşı daha duyarlı olmayı davet edelim. Aynen öyle. Lise Mustafa Kemal Anadolu Lisesi öğrencilerimizin hazırlanmış oldukları, daha doğrusu bize hazırlanmak için geldikleri projeyi bugün sonuçlandırdık ve arkadaşlarımızla birlikte engellilerin yaşadığı zorlukları dile getirmek için, bir farkındalık oluşturmak için bu projeye destek verdik ve projeyi sonlandırdık. Biz de Çekirdek Mikrofon ailesi olarak buradan tüm vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyoruz. Her vatandaş,
her canlı vatandaş, yani her sağlam vatandaş daha doğrusu birer engelli adayıdır ve engellerimize asla göz ardı etmeyelim. Bunda onlara hak ettiği değeri verelim ve onlara saygı gösterelim diyorum. Unutmayalım, hepimiz birer engelli adayız.